Hocam Sarı Uygurlar kimdir? Ben bunu ilk Gülçin Hoca'nın kitabında okumuştum. Ama sizden bir dinleyelim. Uygurlar 840 yılında Kırgızlar tarafından baskına uğrayınca kağanlıklarını kaybettiler. Neredeki kağanlıklarını? Moğolistan'daki kağanlıklarını kaybettiler. Yani Büyük Uygur Kağanlığı sona erdi. Biraz direndilerse de burada ikiye ayrıldı Uygurlar. Bir grubu Beşbalık, Turfan tarafına gittiler. Bugünkü Doğu Türkistan'daki Uygurları meydana getirdiler. Bunlar Maniheist, Budist, Hristiyan ve Müslüman olarak günümüze kadar sürdürdüler. İkinci grup Gansu bölgesine gitti. Gansu diye bilinen Gansu bölgesine gitti. Burada Sarı Uygurlar olarak bir devlet kurdular. Huanfeihe çincesiyle Sarı Uygurlar olarak orada bir devlet kurdular. Budist oldular ve günümüze kadar varlıklarını korudular. Hatta Ninxia eyaletine doğru, yani Çin'e doğru uzanan hatta yaşamaktadırlar. Dillerini hala koruyorlar. Belki doğuda kaldıklarından dolayı da Sarı adıyla anılmış olabilirler. Fakat Sarı Uygurların içerisinde çok ilginçtir. Bazı Oğuz boyları var. Sallarlar, solurlar gibi. Yani değişik işler. Acaba bunlar ne zaman gitti, karıştı? Bu konuları tam açık bir şekilde bilemiyoruz. Sarı Uygurların devleti de, Batı'daki Beşbalık Uygurların devleti de uzun süre yaşadı aslında. Ama bunlar daha çok başka devletlere vassal olarak, bağlı olarak hayatlarını sürdürdüler. Nitekim Sarı Uygur Devleti, Beşbalık Uygur Devleti Cengiz Han dönemine kadar, hatta 1360'lara kadar sürdü. Sarı Uygur Devleti ise o son hanedan döneminde, yani 900'lü 1000'li yıllarda kendiliğinden bölgede sona erdi. Bir şehir devleti haline dönüştü.